Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı 1. dönem 1. yazılı soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. İlk sorumuzda edebiyatın tanımını yazınız. Muhakkak sorulan bir soru arkadaşlar. Hemen tanımlayalım. Bir fikri, bir düşünceyi yazılı veya sözlü olarak edebi bir dille aktarma sanatıdır diyelim. Evet, edebiyatın en kısa ve güzel tarifi bu arkadaşlar. Geçiyorum diğer soruya. Edebi metinler kaça ayrılır ve metinlerin temel ifade şekilleri nelerdir? Evet, edebi metinler biliyorsunuz ki arkadaşlar 3'e ayrılıyor. Birincisi manzum, yani şiir. Bir diğeri mensur, yani resim ve düz yazı olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Nesir ve düz yazı olarak ifade ediyoruz. Aslında bunu buraya, bunu da buraya yazacaktık. Buraya da ikiye ayrılır şeklinde yazacaktık arkadaşlar, ama olsun. Ya öğretmenim burası niye boş kaldı diye düşünmeyin. İkiye ayrılır. Buraya yazıyorduk. Manzum ve mensur olarak, yani şiir, düz yazı ve nesir şeklinde ayırıyoruz arkadaşlar. Edebi metinleri zaten anladığınız, biliyorsunuz. Güzel sanatları sınıflandırarak alt bölümlerini yazınız ifadesi olarak. Evet, güzel sanatlar biliyorsunuz ki arkadaşlar yine 3'e ayrılıyor. İşitsel, yani fonetik sanatlar diyelim. İşitsel, fonetik sanatlar. Bir diğeri görsel, yani plastik sanatlar. Üçüncüsü de dramatik dediğimiz ritmik sanatlar arkadaşlar. Dramatik, yani ritmik sanatlar şeklinde üçüncüsünü de yazalım. Peki işitsel sanat deyince aklımıza ne geliyor? Öncelikle edebiyat. Bir diğeri de müzik arkadaşlar. Bunlar kulağa hitap ettiği için edebiyat ve müzik şeklinde ayırıyoruz. Görsel sanatlar dediğimiz sanat türü de yine resim, heykel ve mimari arkadaşlar. Bunu da yazdık. Dramatik sanatlar dediğimiz ifade de yine tiyatro, sinema, opera, bale gibi sanatlar. Onun için şöyle yazalım. Tiyatro, sinema, bir diğeri opera ve bir diğeri de bale olacak arkadaşlar. Evet, bunları da ayırdıktan sonra ve açıkladıktan sonra geçiyorum diğer soruma. Bir ülke içinde aynı dilin farklı konuşma şekillerine ne denir? Evet, Türkçe konuşuyoruz ama Karadeniz'de farklı, Ege'de farklı, biliyorsunuz. Biz bunlara ağız denir diyoruz arkadaşlar. Sanat eserinde okuyucuya ya da izleyiciye verilmek istenen iletiye, yani iletişimin gerçekleştiği ortama ne denir? Biz bu ortama tema, yani bağlam diyoruz arkadaşlar. Bağlam, parantez içerisinde tema diyelim, denir şeklinde yine kısa cevabımızı verelim arkadaşlar. Bu bağlam ve temanın o gerçekleşen ortama dendiğinde unutmuyoruz böylelikle. 6. soruya bakıyorum arkadaşlar. Hikayenin yapı unsurları nelerdir? Maddeler halinde yazınız. Evet, yapı unsurları 4 tanedir arkadaşlar. Kişi, zaman, mekan ve olaydır arkadaşlar. Hikayenin yapı unsurları bunlar. Türkçenin dünya dilleri arasında yapı yönüyle ve köken bakımından durumunu açıklayınız arkadaşlar. Türkçe biliyorsunuz ki yapı bakımından eklemeli diller grubunda
Köken bakımından ise Ural, Altay dil grubunun Altay dilleri ailesinde yer alır. Evet, bu şekilde Türkçenin bulunduğu yerleri de ifade etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu soruda dikkat edeceğimiz şey bunun tanımıdır arkadaşlar. Tanımına çok dikkat ediyoruz. Özellikle dilimizin hangi kök ve hangi aile grubundan olduğunu bilmek muhakkak sınavlarda, sınavlarda soruluyor arkadaşlar. Geçiyorum diğer soruma. Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel, işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına ne ad verilir? İfadesi tabii ki iletişimin tanımıdır arkadaşlar. Onun için iletişim denir şeklinde kısa cevabımızı verelim. Mahlas nedir? Kısaca açıklayın. Evet, mahlas yine bir kavram olarak arkadaşlar divan edebiyatı şairlerinin kullandıkları takma ya da takma ada mahlas denir. Onun için hemen yazalım. Divan edebiyatı şairlerinin kullandıkları takma adlardır arkadaşlar. Evet, bunu da hallettikten sonra geçiyorum diğer soruma. Türkçenin bilinen en eski lehçeleri nelerdir? Yazınız. Evet, Türkçenin iki tane bilinen en eski lehçesi var. Birincisi Yakutça ve Çuvaşça'dır arkadaşlar. Çuvaşça şeklinde ikisini de yazmış olalım bir kez daha. Aşağıdaki cümlelerde dilin hangi işlevleri kullanılmıştır? Bakalım bakalım. Ünlü tasavvuf şairi Yunus Emre şiirlerinde daha çok lirik bir duyarlılıkta ilahi aşkı dile getirmiştir. Arkadaşlar burada dilin bilgi vermek için kullanılan amacı olan göndergesel işlev kullanılmıştır arkadaşlar. Göndergesel işlevi kullanılmıştır. Çünkü göndergesel işte biliyorsunuz ki bilgi vermek için kullanılıyor. Bu da bilgi vermiş. Kapıyı kapatır mısın cümlesinde yine arkadaşlar alıcıda davranış değişikliği oluşturmak amaçlanan alıcıyı harekete geçirme işlevi kullanılmıştır. Alıcıyı harekete geçirme işlevi. Evet, buna dikkat ediyoruz. Bu işlevlerin ne amaçla kullanıldığını biliyorsak zaten cümleden kendisi ortaya çıkıyor arkadaşlar. 12. sorudayız böylelikle. Bir dilin bilinen tarihi seyri içinde kendinden ayrılmış olup bazı farklılıklar gösteren kollarına ne denir ifadesine arkadaşlar biz şive diyoruz. Bu ağız, şive bunlara lütfen dikkat edin. Arap alfabelerinin güçlü bir estetikle yansıtılması İslami sanat dalıdır. Örneklerine kitabelerinde, seramik kaplarda ve mimari öğeler üzerinde de rastlanır. Ahmet Karahisari ve Hafız Osman bu sanatın Türk tarihindeki önemli temsilcileridir. Bahsedilen sanat dalı arkadaşlar Ahmet Karahisari ve Hafız Osman deyince aklınıza hat sanatı gelsin arkadaşlar. Buraya da hat sanatı şeklinde cevap veriyoruz. Evet, bu iki kişi zaten soruyu çözdürüyor bize. Ne yapıyorsun yerine? Neydiysen diyen iki Erzurumlu'nun konuşmasına yer verilmiştir. Cümleler göz önüne alındığında bu değişik dil ifadeleri ne ile adlandırılır? Biraz önce ağızdan bahsettik arkadaşlar. Dördüncü soruda bir başka soru şekli olduğu için özellikle silmeden direkt cevabını verdim. Yani biz ne demiştik? Dördüncü soru, videonun dördüncü sorusunda arkadaşlar ifade ederseniz bir ülke içindeki aynı dilin farklı konuşma şekilleri. Buradaki vatandaşlar da aynı ülkede ama farklı konuşuyorlar. İşte biz buna ağız diyoruz. Jargon ve argo kelimelerin anlamlarını kısaca yazınız ve birer örnek veriniz. Evet, jargon biliyorsunuz ki aynı meslekteki, aynı topluluktaki insanların ortak dilden ayrı kullandıkları özel bir dil arkadaşlar. Aynı meslekteki
veya aynı topluluktaki insanların ortak dilden ayrı, kullandıkları özel bir dildir. Buna da arkadaşlar örnek verirsek tıp jargonu diyebilirsiniz, öğrenci jargonu diyebilirsiniz. Bunlar en yaygın olanları arkadaşlar. Mesela doktorlar ex oldu diyor. Ex oldu normalde bir vatandaş bilmez. Yani öldü anlamında. Onun için ne diyebiliriz? Tıp jargonu veya öğrenciler arasında meşhurdur. Öğrenci jargonu diyebiliriz. Evet, yine öğrenciler kendi grupları içerisinde kendi özel dillerini oluşturmuşlar. Belki sizler de bu gruptasınız. Bir diğeri de arkadaşlar argo ile ilgili. Argo biliyorsunuz ki belli bir topluluk tarafından kullanılır. Hemen şöyle yazalım. Argo belli bir topluluk tarafından kullanılır ve kelimelere özel anlamlar yüklenir. Örnek olarak çoğunlukla ifade biliyorsunuz ki arkadaşlar kaba bir ifade söz konusudur ama küfürle karıştırılmamalıdır. Onu da yazalım. Çoğunlukla kaba bir ifade söz konusudur. Ama küfürle karıştırılmamalı. Buna da örnek verirse mesela caka satmak. Caka satmak hava atmak anlamında kullanılır. Dolayısıyla şöyle örnek olarak da caka satmak diyebilirsiniz. Evet, jargon ve argo kelimelerinin farkları ve örnekleri bu şekilde arkadaşlar, geçiyorum. Bu sayfadaki son soruya. İletişimin öğelerini yazınız şeklinde bir ifade var. Evet, iletişimin öğeleri arkadaşlar bilindiği gibi göndericiden bağlama kadar 6-7 tane öğeleri var. Bunları hemen sıralayalım. Birincisi gönderici, yani kaynak. Bir diğeri alıcı. Bir diğeri mesaj. Bir diğeri kanal. Bir diğeri kod, yani şifre dili. Bir diğeri dönüt. Ve son olarak da iletişimin gerçekleştirdiği ortam dediğimiz bağlam olacak arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Yani burada da iletişim öğelerini sırasıyla yazmaya çalıştık arkadaşlar. Geçiyoruz. Son sayfa ve son iki soruya diyebiliriz bu videomuzda arkadaşlar. Evet, 17. soruya bakalım. 17'de sanatsal metinlerin özelliklerinden iki tanesini yazınız. Evet, sanatsal metinler biliyorsunuz ki arkadaşlar adı üstünde sanat için, yani estetik zevk vermek için yazılır. Hemen yazalım. Estetik zevk vermek için yazılır. Bir diğeri de arkadaşlar anlatıcı öznel bir tutum takınır. Anlatıcı, yani anlatan kişi, öznel bir tutum takınır diyelim. Bunun haricinde yine mecaz ve söz sanatlarından yararlanılıyor. Yoruma açık bir anlatım var biliyorsunuz ki sanatsal metinlerde. Aşağıdaki isim türlerinden örnekler veriniz. Evet, çoğul, özel, tekil, somut, cins ve soyut isimler var. Biliyorsunuz çoğul sonuna lerler geten her türlü somut isim arkadaşlar. Mesela şöyle bahçeye doğru bakıyorum. Çocukları görüyorum. Çocuklar. Tekil isim çocuk olur, okul olur. Sonunda lerler olmayacak. Cins isim mesela ağaç arkadaşlar.
bir sürü türünü barındıran genel bir kavram cins. Ama özel dediğimiz zaman işte ne bileyim gürgen olur, kavak olur, söğüt olur. Özel isme mesela Ankara'da diyebilirsiniz. Herhangi bir ağaç ismi de yazabilirsiniz. Somut isim biliyorsunuz gözle gördüğümüz, elle dokunduğumuz. Mesela şu anda elimde kalem var. Dokunabiliyorum. Somut olduğu için kalem diyelim. Soyuta da sevgi, saygı, adalet gibi kavramlar. Sevgiyi yazalım ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar görüldüğü gibi kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen. Parolasıyla hepinize sevgilerimizi yolluyoruz. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.